Herkese merhabalar. Lojistikçilerin Sesi olarak düzenlediğimiz Depo Tasarımı Kritik Noktalar etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün lojistik sektör danışmanı Tuncay Aydın ve Robotik Sistemler Proje Yöneticisi Akın Saka bizlerle birlikte olacak. Canlı yayınımız boyunca merak ettiğiniz veya danışmak istediğiniz bütün soruları sohbet kısmından bizlere iletebilirsiniz. Etkinliğimize başlamadan önce 19 Haziran'da gerçekleştireceğimiz tersane çalışanlarına ve bu sektörde ilerlemek isteyen öğrencilere yönelik satın alma çözümleri, depo yönetiminin önemi ve teknolojileri adlı etkinliğimizi tekrardan sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi konuklarımızı davet edeceğim. Merhaba Tuncay Bey, merhaba Akın Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tuncay Bey, buyurun isterseniz sizle başlayalım. Evet, herkese merhaba. İlk başta arkadaşımıza ve dostluklarının sesine böyle güzel bir olanak fırsatı bize verdiklerine teşekkür ederiz. Herkese kendimle ilgili bir bilgi aktarayım. 25 yıldır lojistik sektöründe çeşitli kademelerde hizmetler veya yılında profesyonelliği bırak. Şu an tatlı, danışmanlık. Bugünden bugüne. Tuncay Bey, lafınızı kesiyorum ama sesiniz birazcık az geliyor. Tamam, şimdi Şu an daha iyi. Tamam. İlkten beri lojistik verenlere de bu zamana kadar. Bu dönem içerisinde akımla beri çeşitli üniversite veya çeşitli firmalar birlikte ve bu anlamda birlikte etkinliklerde ikimizin de esasen yaşadığı birlikte sohbet. Çünkü biliyorsun şeyde bu tekman vesaire gibi yapıları yok şu anda. Benim yankım mı? Tuncay Bey, evet, şu an onu söyleyecektim. Sanırım yankı yapıyor sizin sesiniz. Kulak. Evet, biraz da kesikli geliyor bana ama. Kulak. Sadece bana mı? Bir tane bekle. Benim sesim nasıl bu arada? Ben onu sorayım. Şu an gayet iyi sizin sesiniz. Tekrardan hatırlatayım. Canlı yayın boyunca istediğiniz soruları bize yönlendirebilirsiniz sohbet kısmında. Tuncay abi gelinceye kadar ben de bir kısa özgeçmiş o zaman geldi gerçi. Yok, sen Akın kendini kısaca tamam. Burada bir tanıt. Kısaca anlatayım ben hemen. Aslında ben makine ve makine tasarım odaklı bir eğitim aldım. Ve değişik otomasyon firmalarında çalıştım. Yaklaşık 15 yıldır da 3G'de çalışıyorum. 3G depolama sistemlerinde. Burada tabii Tuncay Bey düştü galiba. Evet. Bekleyelim mi? Hemen almaya çalışıyorum. Evet. Hoş geldin abi. Şimdi nasıl? Gayet hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl şimdi? Şu an çok daha iyi. İyi, güzel o zaman. Böyle devam edelim. Aynen.
Onu diyordum. Yani değişik otomasyon firmalarında çalıştıktan sonra son 15 yıldır da 3G'de çalışıyorum. 3G'de de tabii bu 5'er yıllık dönemlerde değişik görevlerde bulundum. Yani önce Ar-Ge'de Ar-Ge mühendisi olarak çalışıyordum. Daha sonra Ar-Ge sorumlusu oldum 3G DLS'de. Son 5 yıldır da özellikle robotik projelerde proje yöneticiliği yapıyorum. Yani tabii bu bir doğal bir süreç oldu. Yani ilk başta tasarımını yaptığınız, planladığınız, geliştirdiğiniz ürünün belli bir süre sonra doğal bir bilirkişisi hale geliyorsunuz. Bu da size ister istemez işin hem satış kısmını hem de proje tasarım kısmına yönlendiriyor. Dediğim gibi son 5 yıldır da bu işlerle iştigal ediyoruz ve tabii bu son 5 yıllık süreçte özellikle hani az önce Tuncay abinin de söylediği gibi özellikle depo tasarımı ve planlama noktasında ciddi sıkıntılar gözlemledim ve kendime göre benim de tabii aynı Tuncay abinin olduğu gibi benim de kendime göre bir bu konuda bir birikimim oldu, bir ajandam oldu, bir öncelik sıram oldu. Bugün umarım faydalı bir toplantı yapacağız diye düşünüyorum. Evet, şimdi Akın istersen şöyle bir durum var. Bizim yaşadığımız sıkıntılardan birisi hem robotik seni teknolojileri yaparken hem de biz de depolarda verimlilik vesaire gibi danışmanlık hizmetleri istendiğinde en büyük sıkıntılarımızdan birisi müşterilerimize elinde tasarımı yapabilmek için bazı verilere ihtiyacımız oluyor. Aynen öyle. Ancak bunu birçok firmada gördüğümüz kadar da bu veriler bizim elimize geçmesinde sıkıntı doğuyor. Sende de aynı sıkıntı yaşanıyor mu robot sistemlerde olurken? Tabii tabii aynen dediğiniz gibi. Özellikle firmaların aslında depo kavramı noktasında bir şey var. Yani kafalarında belki de işin önemine dair ne diyeyim biraz eksiklik var yani bence. Yani önemini kavradığı noktada da depoyu tasarlama aşamasına geçildiğinde de bir bence biraz ne diyelim tecrübesizlik belki biraz Türkiye'deki şartların oluşturduğu durum. İşi basite almak gibi bir yaklaşım var. Bu da tabii depoyu en son yatırım şekli, en son yatırım planı düşüncesinden kaynaklanıyor belki de. Yani biz binaya her şeyi yapalım, işte üretimimizi yerleştirelim, kalan yere de depoyu koyarız mantığıyla ilerliyor. Oysa ki depo yani hem içerideki üretimin fonksiyonunu doğru düzgün yerine getirmesi için hem de sonrasındaki operasyonlar için çok kritik bir nokta. Eğer doğru organize edemezseniz üretiminizi de sıkıntıya sokarsanız sonrasında işte satışı da ya da ne bileyim başka bir ara depoysa üretimin diğer aşamalarını da sıkıntıya sokarsınız. Dolayısıyla tasarım inanılmaz derecede önemli. Tabii tasarım deyince de yani ilk akla gelen hemen şey oluyor. Yani işte çizmek, rafları koymak, boşluğa rafları yerleştirmek gibi akla geliyor ama aslında tasarım kelimesini bile etimolojik olarak incelesek o olmadığı anlaşılır. Ya tasarlamak sadece çizmekle olmuyor. Aslında bütün süreci düşünerek yapılması gerekiyor. Burada da benim temelde üç ayaklı bir yaklaşımım var. Yani kendi birikimimde oluşturdum. O da teknolojiyi planlamak depo için, süreci planlamak ve raf yerleşimini planlamak. Yani bu üç ayağı dengeli bir şekilde planlamak aslında size tasarım için en temel veriyi oluşturuyor. Tabii bunu planlamak için de sizin de bahsettiğiniz gibi Tuncay Bey, yani doğru verileri toplamak. Yani doğru soruları sormak kendi kendine ve soruların cevaplarından alınacak doğru verileri toplamak. Çünkü ben birçok danışmanlık gittiğim firmalarda da şeyi görüyorum. Soruyorum depoda kaç paletlik mal var veya işte son bir ayın veya son bir yılın ay bazında, gün bazında paletli veya dökme oranları nedir diye sorduğumda bunu bile vermekte zorlanıyorlar. Çünkü birincisi buna hazır değiller. Sistem altyapıları yok. Aynen Ve öyle. Yani otomatik olarak sonuçta da bizleri bayağı kuruyor. tabii yani temelde işte hatta biraz belki de bahsetmek de lazım. Yani verileri toplarken neye dikkat edeceğiz? Yani en temel belki de soru. Yani veriden önceki veri bu. Yani bizim kapasitemizi
nasıl, hangi kapasiteyi hedeflediğimizi, ondan sonra ürünlerin ulaşılabilirliğini, akışı ve ürünlerin izlenebilirliğini belirlememiz lazım. Bunun için de neyi soracağız? Yani mesela neyi ne kadar ve nasıl stoklayacağız? Nasıl göndereceğiz ve nasıl toplayacağız? Yani bu temel soruları sorduğumuz zaman aslında biz verileri otomatik olarak almaya başlayacağız. Herhalde en temeli de Mesela sen bunların yani normalde ürün bu ayarımızı yapmak. lojistik depo operasyonunu yürüten ekibin bilmesi gereken şeyler esasen Aynen öyle, bunlar. Ve aynen bunu öyle. Evet, da ama maalesef yani reel durumda sen daha çok daha iyi biliyorsun. Abi çok da öyle değil yani. Evet, bilmesi gereken şeyler. Ama mesela en basitinden yani en temel verimiz bizim biliyorsunuz Pareto analizi. Yani sebeplerin %80'i sonuçların %20'sini etkiliyor. Yani buna bağlı olarak ürünlerin ABC analizinin başka bir adıyla yapılması şart. Yani en temel birinci analiz. Ama biz daha buna maalesef az önce senin de söylediğin gibi çoğu zaman çok uzağız. Yani müşteri tarafında. Aslında bir anlamda da doğru. Yani şimdi sonuçta firmaların bütün süreçlere %100 hakim olması da çok beklenemez. Yani firmalar da bu açıklarını günümüzde ne yapıyorlar? Bu konuyla ilgili ikili ilişkilere dayalı belki de biraz da geçmişe dayalı genelde o firm işte alacakları ürünün yani mesela bu konumuzla ne alaka var? Rafçılara işin tasarımını bırakıyorlar. Yani ben de işin günün sonunda bir raf firmasına çalışıyor olmama rağmen bence doğru değil tabii ki bu. Sonuçta bu dışarıdan bir gözün yani kendi verileriyle sizin adınıza değerlendireceği bir şey değil aslında. Bu içeriden tamamen sizin gelecek planlarınıza vakıf, üretim şartlarınıza hakim birinin, yani bu bir danışman da olabilir tabii yani içeride derken, birinin değerlendirmesi ve yol vermesi gereken bir şey. Rafçıya en son noktada aslında varılan sonuca göre bir talepte bulunulması lazım. Doğru yöntem bu. Ama tabii şu anda maalesef çok öyle olmuyor. Genelde ne oluyor? İnsanlar raf firmasını çağırıyorlar bir iki tanesini. Hangisinin arası daha iyiyse mesela ya da geçmişte çalıştıysa onu çağırıyorlar. Gelen rafçının bilgisi kapsamında yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Tabii burada yani bir art niyet olduğu için söylemiyorum ama işin doğal süreci olarak böyle. Bilgisi kapsamında ve tabii ki kendi ürünleri kendi ürettiği çözümler kapsamında bir sunuş yapılıyor. Yani bu da bazen tutsa da her zaman da tutmuyor. Yani bazen şu da gerekebilir. Yani belki bir kısmını bir firmadan, bir kısmını başka bir firmadan almak da gerekebilir. Ama tabii dediğim gibi işte temelde burada şu konu var. Yani depo deyince ben ürünleri koyacağım. İşte yani depo deyince öyle anlaşılıyor yani. Ürünleri Esasen koyacağım ve şöyle bir şey saklayacağım. desek, depo içerisinde neleri esasen veri olarak hazırlamaları gerekiyor. Mesela baktığımızda önümüzdeki bir yılı, 2 yıl veya 5 yıldaki hedefleri neler? Hangi çeşit ürünlerde neler üretim yapacaklar? Ne gibi pazarlamada satış yapacaklar? Buradaki SKU sayısı vesaire gibi bilgileri toparlanması gerekiyor. Evet, Bunun bir aynen öyle. Ya bunun kısmı için de dediğim paletli mi gibi gidecek, dökme mi gidecek? aynen çok önemli. Bu Aynen öyle. stratejilerin belirlenmesi, devir hızı çok önemli bizim açımızdan. Kesinlikle öyle. Yani birinci yapılması gereken şey işte az önce söylediğim Pareto analizi. Yani ürünleri en azından ABC olarak yani hızlı ürünler, nispeten daha yavaş ürünler ve yavaş ürünler. Yani depoya giriyor atıyorum 3 ay çıkmıyor. Veyahut da bazı öyle hızlı ürünler var ki siz tedarikçinizden alıyorsunuz, rafa kaldırmanıza gerek kalmadan başka bir yere yönlendiriyorsunuz. Bu sınıflandırmayı baştan yapmamız şart. Yani birinci bence analizimiz bu. İkinci analizimiz ise bu içerideki ürünleri biz nasıl toplayacağız? Yani burada ben ona depolama analizi diyorum. Yani burada çünkü o ABC analizini yaptık. Raflara yerleştirme yapacağız. Belki de rafın hangi akışta planlanması gerektiğini de buna göre belirleyeceğiz. Ve içerideki ürünleri nasıl toplayacağız? Çünkü maliyetlere baktığımız zaman ben geçen eğitimde bir daha önce katılanlar hatırlarlar. Bir şey paylaşmıştım, bir veri paylaşmıştım orada. Yani depo maliyetleri arasında en büyük maliyet, daha uzun bir veri aslında ama özetle söylemek gerekirse en önemli maliyet aslında içerideki
Dolaşma. Evet. Yani dolaşmayı minimuma indirdiğiniz anda sizin depo ile ilgili maliyetlerinizin neredeyse %50 azaltıyorsunuz. İşletme maliyetinden bahsediyorum. Bunun için de ne yapacaksınız? Yani siz depodaki ürünleri hızlara göre ayırdınız. Nasıl toplayacağınızı belirliyorsunuz. Nasıl toplayacağınızı belirlediğinize göre de deponun aslında şunu belirlemeye başlıyorsunuz artık. Ben paletlerimi arka arkaya mı sıralamalıyım? Her palete her an ulaşabilir bir depoya mı ihtiyacım var? Yoksa karma bir depoya mı? Ki genelde karmadır aslında çözümler. Ama bu karmanın oranını belirlemek önemli olan işte. Yani bazı ürünleriniz vardır. Yani SKU'nuz tamamen aynıdır. Herhangi bir FIFO, FEFO takibi yoktur. Bu ürünleri arka arkaya sıralayabilirsiniz. Yani mekik sistemleri biliyorsunuz şu aralar çok popüler. Son 5 yıldır çok popüler. Ya da bunun daha önceki çözümleri işte drive-in ya da biraz daha maliyetli ama daha belki de mekanik sağlam bir çözüm olarak işte bu flow rack dediğimiz yani yer çekimiyle hareket eden edebilirsiniz. Yayın koptu zannettim. Ama sizin öyle bir yönteminiz vardır ki, öyle bir deponuz vardır ki neredeyse her paletiniz bir SKU'dur. Mesela bunun en önemli örneği havalimanları aslında. Havalimanlarında biliyorsunuz insanların kendi valizleri geliyor. Bu valizler de belli bir süre depo içerisinde saklanıyor aslında. Ve orada her bir palet, aslında o valizle bir palete benzetirsek, yani çünkü o da bir sepetle stoklanıyor çoğunlukla. Her bir palet kendi başına bir SKU oluyor. Yani sizin orada herhangi bir paletin, yani şöyle düşünün, işte ben Tuncay Bey'in valizini vermeyeyim de onun yerine işte Akın'ın valizini vereyim gibi bir seçeneğiniz yok. %100 o anda o valizi bulup almanız lazım. Dolayısıyla ne oluyor? Çözüm daha da komplike hale gelmiş oluyor. Hele otomatik olduğu zaman çok daha komplike hale gelmiş oluyor. Ama mesela bir un deposundan bahsediyorsak, yani bütün çuvallar tamamı, hepsi aynı kiloda, aynı ürün. Sadece belki takip edeceğiniz işte üretim tarihine göre çıkması. Yani belli bir FIFO, FEFO takibi oluşturacak bir yöntem oluşturduğunuz zaman tamamını arka arkaya dizebilirsiniz. Ama mesela temelde sizin, ben bazen böyle söylüyorum da şaşırıyor müşteriler. Yani bazen çünkü müşteri şöyle diyor, ben işte kapasitemi arttırmak istiyorum. Bu mu yani? Sadece tek İstersen beklenti bu mu? şöyle Evet diyor. şöyle Evet, buyurun. Akın Buyurun Tuncay Bey. ha şey diyorum esasen Şey o diyorum. dediğin doğru ama arkadaşlara kısaca da Ama bir bilgi arkadaşlar vereyim. kısaca Normalde bilgi vereyim. depo tasarımı iki türlü Depo yapılabiliyor. tasarımı iki Birincisi türlü yapılabilir. sıfırdan bir depo varsa bir tasarım Sıfırdan bir yapılabilir. Hiç depo depo varsa bir yoksa. tasarım yapılabilir. İkincisi de Tabii. mevcut deponun içinin tasarımı gerekiyor. İçinin Bu tasarımı anlamda burada gerekiyor. ne Bu anlamda ve burada depoda ne yapılırken de ve ne depoda amaçla yapılırken de yapılacağı da ne önemli amaçla burada yapılacağı da tasarımın önemli. yapılması. Yani üretim Tabii ki deposu aynen. olabilir Yani üretim veya deposu ne olabilir bileyim veya ne bileyim gümrükleme deposu olabilir veya gümrükleme genel deposu dediğimiz olabilir depolar veya genel olabilir. Da dediğimiz bozulabilir ürün dediğimiz tabii. soğuk donuk Tabii. ürünler olabilir. Tehlikeli Tabii. maddeler olabilir. Tabii. Tehlikeli Tabii. maddeler olabilir. Veya işte lojistik Veya firması işte adına lojistik yapılmış firması genel adına depolar yapılmış olabilir. genel depolar. Tabii ki Evet. bu binanı Tabii baktığımızda ki bu birincisi dış binanın bina tasarımı, mimari baktığımızda aşaması mimari var. aşaması İkincisi bir var. de İkincisi bir içerideki de lojistik iş içerideki lojistik akışıyla ilgili iş olan akışıyla ilgili proseslerle olan ilgili şey var. proseslerle ilgili şey Bizim var. esasen Bizim robotik esasen dediğimiz robotik herkes için de dediğimiz geçerli. herkes için de Ama tabii geçerli. ki şu Aynen. Ama anki tabii konuşma ki için şu anki bugünkü konumuz konuşmacı esasen bugünkü robotik konumuz esasen depolamadaki robotik tasarım. depolamadaki Ama tasarım. o konu Ama hakkında da kısaca o bir konu bilgi hakkında vereyim da dedim kısaca bir arkadaşlar. bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Evet. Tabii şimdi ben bazı kabullerle hareket ediyorum. Eğer arada yani o ne demek ya da bunu niye açıklamadın gibi konular varsa izleyenler de sorabilir ya da siz de beni bu konuda uyarabilirsiniz. Yani evet, temelde aslında bizim analiz etmemiz gereken konu oraya gelirsek tabii ki ne stoklayacağız, nasıl bunu müşterimize ulaştıracağız. Yani burada müşterimiz illa da somut anlamda müşteri değil, firma içindeki diğer operasyon da olabilir depo anlamında müşteri. Ve bu hareketin analizini yapmamız üçüncü belki de en önemli konulardan depo tasarımında. Yani SQ'lara göre hareket analizini kesin yapıyor olmamız lazım ki az önce söylediğim işte hangi SQ'yu hangi depo tipinde stoklayacağız? Arka arkaya mı stoklayacağız yoksa her palete ulaşılabilir bir yöntem mi yapacağız?
Bunu belirlememiz lazım ki buna göre de biz raf tipimizi seçiyor olacağız sonrasında. Aynen, aynen, Tabii aynen. burada yani o benim başta söylediğim üç ayaklı yaklaşım da yani raf tipini belirleme, akış tipini belirlemeden biraz bahsettik. Aslında bu tam bu noktada da bizim şunu belirlememiz lazım. Teknolojimiz ne olacak? Yani depo ile ilgili çünkü bir teknoloji de planlanması ve tasarlanması gerekiyor. Yani tasarımın içinde olan bir konu. Doğru. Robotik Ya bunun bir için şey için, önemli. Yani depolama için bu evet. gerekli. Bu Aynen. önemli çünkü sistem Bu, olmadan aynen öyle. olmaz. Sistem Evet. olmadan olmaz. Aynen öyle. Ya burada işte sizin şunu belirlemeniz lazım. Atıyorum 5 yıllık plan içerisindeki hedefiniz ne? Yani tamam belki o anda bir robotik sistem yapmaya, yani komple bir insansız depo yapmaya ihtiyacınız olmayabilir. Ama 5 yıl içerisinde gelmek istediğiniz hedef ne? Yani bunu düşünerek başlamanız lazım. O anda belki dediğim gibi tamamen otomatize bir depo olmayabilir ama en azından altyapınızı buna göre kurabilirsiniz. Yani nedir? İşte BMS planlarken ileride bir otomatize olmayı hedefleyebilirsiniz. Veyahut da depo içerisinde hatta daha başa geçelim. Çünkü benim o eğitimlerde söylediğim bir şey var. Yani içeriden dışarı tasarım. Binayı tasarlarken yani ben işte 5 yıl sonra otomatize bir depoya geçeceğim düşüncesiyle atıyorum bina yüksekliğini buna göre planlayabiliriz. Ya da kolon arasındaki mesafeleri buna göre planlayabiliriz. Yahut da zeminde kullanacağınız betonun taşımasınız buna göre belirleyebilirsiniz. Çünkü bunlar geri dönüşü olmayan şeyler. Yani Doğru. öyle şeyler oluyor ki Rampalar da mesela önemli. Rampalar da önemli. aynen öyle Mal rampalar, hazırlama kapı alanları sayıları. vesaire gibi, kapı Evet, sistemleri, kapı aynen. sistemleri, Ya şimdi ışıklandırma. aynen öyle. Çünkü öyle dönüşler oluyor ki bize mesela yani firma çok istekli otomatik depo yapmakla ilgili çok böyle bir irade koymuşlar ortaya. Ama bakıyorsunuz fiziksel şartları buna müsait değil. Yani şimdi atıyorum 6 metre bir bina yüksekliği var. Yani dışarıda bir giydirme cephe yapacak arsası yok. Yani orada otomatik depo yapmak ben mesela o zaman yani böyle rolleri değişiyoruz bazen müşteriyle. Yani diyorum ki burada siz yapmayın diyorum yani. Burada otomatik depo yapmayın. Bu yatırım çünkü yani size geri dönüşü çok uzun süre O zaman doğuruyor. yüksek Yani katlı yüksek depolar, katlı yani depolar dikey yani olan anladım. Dikey olan depolar, depolar otomatik depolar için otomatik uygun. depolar. Aynen yani biz orada hani çok bu kural değil bu tabii ama mesela bir 3'e 1 gibi bir oranımız var. Yani hatta ondan önce şunu söylemek lazım. 15 metre ve üstü olması lazım ki otomatik depoda yani manuel depoya göre rekabetçi olabilsin. Yani çünkü siz manuel bir depoda kullanacağınız forkliftleri riştirakla yani yaklaşık işte bu 13-14 metre kaldırma yüksekliğinde bir çalışma sağlayabilirsiniz. Eğer sizin beklentiniz kapasiteyle sınırlıysa ya bunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Ama 15 metre ve üstünde artık manuel çözümler yok. Yani standart manuel çözümler yok. Öyle diyeyim. Yani çok özel araçlar almanız lazım falan. Dolayısıyla o noktada artık otomatik depo diğer işte alternatifleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu yüksekliği sağlıyor olmanız lazım. Bir de tabii verimli çalışması için az önce söylediğim işte o yani 3'e 1 dediğim işte koridor boyuyla yüksekliğinin böyle bir oranını yakalarsak daha verimli bir yatırım olmuş oluyor. Ama mesela bunu sağlayamadığımız yerlerde yani otomatik depoyu yani sadece böyle işte bu her yerde otomatik depo, burada da otomatik depo olur demek çok doğru gelmiyor bana. Hatta öyle oluyor ki ben az önce onu söylüyordum. Yani sadece kapasite beklentisi, kapasiteyi arttırmak beklentisiyle bir depo yatırımı yapılacaksa ben diyorum bazen müşteriye. Yani siz raf yapmamanız lazım diyorum. Yani sadece kapasite bekliyorsanız raf dediğiniz şey kapasiteyi düşürür. Yani içeri paletleri yığın. Hatta paletleri de çıkartın. Direkt ürünleri yığın bir kapalı Üst bir üste böyle 4-5 yerde. palet Üst üste üste koyun. koyun. Üst Yani üste koyun. kapasiteniz en maksimuma çıkacaktır yani. Eğer beklenti sadece buysa ki hiçbir zaman öyle olmaz aslında. Müşteri bunun farkında değildir sadece. Tabii. Yani Ama o uyanışı yakalamak için şurada bir şey var. şurada bir Hakan, şey kusura var. bakma, Hakan, sözünü kusura bakma. keseceğim. Yani Estağfurullah, bir estağfurullah. tecrübemi Yani anlatayım. tecrübemi anlatayım. Üst üste böyle Üst üste böyle kolilerin üzerine, paleti kolilerin üzerine üstüne paleti 3 palet, üstüne 4 3 palet palet 4 koyan palet firmalar koyanlar var. firmalar var. Ama burada Evet. bir problem Burada çıkıyor bir problem çıkıyor karşımıza. karşımıza. Ürünün kolinin şey olmaması, Şey sağlam olmaması, olmaması sağlam vesaire gibi belirli olmaması, süreden belirli bir sonra süreden sonra devrilmeler, devrilmeler, dökülmeler, dökülmeler. bir sürü Tabii ki, bir sürü verimsizlikler yere verimsizlikler çıkıyor. yere çıkıyor. Hem Tabii ki. ürün Hem hasar ürün kaybına hasar neden oluyor, kaybına neden verimsizlik oluyor. yaratıyor. Depoda bir Verimsizlik sürü yaratıyor. eleman bu Bir sürü sefer eleman bu tahsis sefer ediyorsun. tahsis Tabii ediyorsun. yani Tabii yani içeriden içeriden bir ürün çıkartacaksınız. Yani
Belki 5 saat çalışmanız gerekiyor ürünü bulmak için sadece. Aynen, aynen, aynen. Ya ben de yakın zamanda yaşadım. Yani firma ismini söylemeyeyim ama bir makarna üreticisi. Deposuna gittik. Ve işte orada depoda iyileştirme çalışmaları için bir gözlem yapıyoruz. Ben depo içerisinde işte lazer metreli bir ölçü almak istedim. Duvara ulaşamadım abi, böyle söyleyeyim. Yani duvara ulaşmak için palet dağlarına tırmanıp dağların üstünden yürüyüp duvara ulaştım. Ya çok berbat bir durumda ve oradan sevkiyat yapıyorlar, yani düşünün. Yani o nasıl yapıyorlar gerçekten enteresan. Tabii içeride bir sürü insan böyle forkliftler sanki İstanbul trafiği gibi böyle köşede birikmişler, işte diğerini geçmesini bekliyor falan. İnanılmaz bir verimsizlik var yani, hem vakit olarak hem enerji kaybı olarak Doğru, doğru. hem de çalışan sayısı olarak çok inanılmaz bir verimsizlik var. Tabii o noktaya kadar gelmiş yani sonuçta firma bir şekilde, yani bunları hiç düşünmeden. İşte o da maalesef bu başta söylediğim anlayıştan kaynaklanıyor. Yani Ya o zaman depoyu şey neden de yapıyor. sonsa Şey de o yapıyor. zaman zaman depo içerisinde bir depo defa bir içerisinde planlama çok önemli. planlama çok önemli. Yani Kesinlikle. hangi cins ürünün Yani nerede hangi olması cins gerekir? ürünün Çünkü nerede hızlı olması gerekir? sevkiyatın bir Evet. aracı Hızlı çıkması sevkiyatın adına bir da aracı çıkması adına da. hızlı çıkacak malın rampaya yakın olması Rampaya lazım. yakın olması Ne lazım. kadar nerede ne Ne olması kadar lazım. nerede ne Ama olması bu da lazım. anca Ama ben bu size da söyleyeyim mi? anca Öbür ben türlü size rafta söyleyeyim mi? Öbür olabilir türlü gibi rafta geliyor. olabilir gibi geliyor. Tabii. Tabii. Yani sonuçta aslında rafın yani temelde fonksiyonu zaten kapasiteyi arttırmak değil. Yani temelde fonksiyonu paletlerin ulaşılabilirliğini arttırmak. Tabii sizin bu ulaşılabilirliğe ihtiyacınıza göre rafın tipi değişiyor işte. Yani o mekik dediğimiz, driving dediğimiz sistemlerde mesela rafta gördüğünüz bir yüzey vardır aslında. Siz aradaki paleti direkt olarak alamazsınız. Öndekileri çekmeniz lazım. Ama sizin ürününüz arka arkaya tamamı birbirini tekrar eden ürünse zaten aradakini almaya ihtiyacınız yoktur. Bunun için de neyi bilmeniz lazım? Aynen sizin söylediğin gibi abi. Ürün ne üretiyorsun? Yani sen ürettiğin ürünün çeşidi ne? Ve bunları satarken nasıl satıyorsun? Yani birbiriyle karıştırarak mı satıyorsun? Yani çok daha böyle açık anlatmak gerekirse. Yoksa ben Doğru. palet palet bunları mı satıyorum diyorsun? Yoksa alıp bir kısmını içinden birkaç paket alıp tekrar depoya geri mi koyuyorsun? Yani bu elleşleme, işte sipariş toplama, picking dediğimiz bu operasyonun tamamına sen kendi içinde gözlem yapıyor olman lazım. Tabii bu noktada dediğim gibi aslında şu oluyor. Bu gözlemi kendin yapamıyor olabilirsin. İşte o zaman bu işi kesinlikle yapacak bir uzmana gitmeleri lazım müşterilerin. Yani bu noktada rafçıyı çağırıp Doğru. bana burada raf yap demek çok da sağlıklı bir şey değil. Hani bir de şey Hani var, bir de şey depolarda var, benim gördüğüm depolarda kadar benim gördüğüm kadar sadece sistemleri, sadece kullandıkları depo sistemleri, sistemlerini kullandıkları depo sistemlerini giriş ve çıkışta kullanan giriş ve birçok çıkışta firma var. kullanan Özellikle birçok orta firma ölçekli var. KOBİ Özellikle firmalar orta var. ölçekli KOBİ firmalar var. Sorduğumuzda bir sistem kullanıyoruz Sorduğumuzda bir diyorlar. sistem kullanıyoruz diyorlar. Ama biz depo yönetim Ama sistemi biz dediğimiz depo farklı yönetim sistemi esasen. dediğimiz farklı esasen. Depo içerisindeki Depo hareketleri de, içerisindeki iş akışları hareketleri de, da, iş performansları akışları da, da ve performansları da, personel ve personel performansını da performansını da yönetebileceği bir sistemden yönetebileceği bir sistemden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Evet. Tabii O demin VMS bahsettim. aslında en temeli Evet. yani. Yani aslında şu var, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani depo belli bir kapasite üstündeyse, yani atıyorum artık binli sayılarda bir üründen bahsediyorsak, o zaman yani ilk yapacağınız otomasyon seviyesi kesinlikle VMS. Yani VMS aslında hani böyle bazen şey gibi algılanabiliyor. Yani daha böyle üst seviye bir şeymiş gibi yahut da işte tam bir otomatik deponun bir parçasıymış gibi, ama öyle değil. Aslında sizin bir deponuz varsa, üretimle entegre ise ya da lojistik operasyonunuzla entegre ise, bunu aktif kullanabilmek için kesinlikle yazılım kullanıyor olmanız lazım. O da nedir? VMS. Aynen. Yani VMS'le siz içeride ürün nedir? Yani rafınız otomatik olmayabilir ama içerideki ürün sayımını siz sistem üzerinden takip edebiliyor olmanız lazım. Bir de şey var, Bir de şey var, ben depolarda işte gittiğimizde depolarda mesela ben gittiğimizde görüyorum, mesela ben görüyorum. bizim için Bizim için kullanılan hacim çok kullanılan önemli. hacim çok önemli. Yani sadece Yani rafları sadece rafları değil, değil, çünkü deponun deponun bir hacmi var. deponun bir Hacmin hacmi ne var. kadar Hacmin ne kullandıkları kadar bizim için kullandıkları önemli. bizim için önemli. Eğer Eğer bazen bazen görüyorum, görüyorum, bana göre bana %60 göre depo %60 doluluğu var. depo doluluğu var. Ama onlar diyor ki yok Onlar diyor ki %90 yok doluyuz. %90 Diyorum doluyuz. bakın diyorum Diyorum şuradan yere şuradan yukarısı yere bomboş yukarı diyorum. yukarısı bomboş Ama diyorsun. orada raf yok bir şey Ya nasıl orada raf yapacağız yok bir diyorlar. şey Dedim nasıl ama bizi yapacağız? sonuç lojistik bilincinde Lojistik sonuç o depo. bilincinde
o %40 evet. boş bize gelir. Yani. Tabii yere göre, şekle göre değişir. O yüzden deponun boş hacimlerine bakmak lazım. Kesinlikle. İşte burada da bizim depoda çalışan lojistik çalışanlarımızın önemini ortaya koyuyor. Bakacakları yer çok önemli. Onu da bırakalım. Rafta bile görüyoruz. Örneğin 140-150 santim yükseklikte 80'e 120 bir paleti düşünelim. Ama yarısı dolu veya üçte biri dolu. Bana göre de o palet boş. Hacim olarak boş. Eğer depoda çok böyle varsa çok yer hacim anlamda boş. O yüzden de bizim depoda çalışan lojistik arkadaşlarımızın buna sürekli kafa yormaları lazım. Bir de işte bu noktada aslında şu var. Yani sizin böyle bir paletiniz ortaya çıkıyorsa, yani yarım palet dediğimiz paletler ortaya çıkıyorsa, işte en başına dönersek siz verinizi analiz ettiğinizde bunu görüyor olmanız lazım zaten. Yani benim işte şu kadar paletim tam palet, şu kadar paletim yarım palet diye bu sonuca varmanız lazım ve buna bağlı olarak rafınızı planlamanız lazım. Yani o yarım paletler için belki kat araları daha alçak palet rafları yapılabilir. Veyahut da yarım olmuş paletleri artık ürün bazında ya da kutu bazında stoklayacak başka bir palet rafı organize edilebilir. Veya kutu rafı organize edilebilir. Ama bunun tamamı en başta tabii sizin bu veri toplamanıza ve bu sonuca ulaşmanıza dayalı. Yoksa dediğiniz gibi yani bazen ilk başta bir şu mantıkla planlanmış bir depo. İşte benim 5000 paletlik bir depo ihtiyacım var. Yapılıyor. O 5000 paletin bakıyorsunuz dediğiniz gibi yarısı işte standardı atıyorum 150 iken 150 milimetre yüksekliğindeyken yarısı 50 milimetrede kalmış. Hatta belki de bir yarısı işte 20 milimetre sadece tek sıra şey var. Yani dolayısıyla bunları analiz edip buna göre yer planlamamız lazım. Yoksa doğru. Verimsizlik kesinlikle çok fazla ki zamanda yani aslında otomatik deponun da yani en temel ortaya çıkış sebebi olan şey yani arazi maliyetlerinin artması. Yani siz şimdi İstanbul gibi bir yerde yani arazinin metrekaresi inanılmaz fiyatlara çıkmış artık sanayide ya da herhangi bir yerde. Siz bu noktada yani bu şekilde bu rahatlıkla davranmamanız doğru. lazım aslında. Dolayısıyla aslında otomatik depoyu buradan bağlarsak yani evet. Yani palet metrekare başına palet kapasitesini düşündüğümüzde özellikle yüksekliği arttırarak otomatik depolarda inanılmaz rakamlara çıkıyoruz tabii. Kesinlikle. Yani düşünün 30 metre 40 metre yani 2000 metrekare üzerinde inanılmaz palet kapasitelerine ulaşabiliyoruz. Şöyle yarın sorular geliyor ama ben evet. kaçırabiliyorum. Evet. Yalnızca bir soru sorayım Akın'a. Akın'dan sonra sen sorular varsa bize sorabilirsin. Tamamdır. Akın bir şey soracağım. Otomasyon tam otomatik depolarda insan içeride çalışmıyor benim değil mi? Evet çalışmıyor. Tamamen girişten çıkışa kadar tüm süreçleri sistem mi yönetiyor? Robotlar mı? Nedir? Yani orada tabii şu var. Hani otomatik depo çok geniş bir kavram aslında. Hani bu ASRS diye de bir tanımı var biliyorsunuz. Yani aslında onun Türkçe açılımı ASRS bir kısaltma. Türkçe açılımı otomatik stoklayan ve otomatik geri getiren sistemler demek. Hı hı. Ve temelde çalışma mantığı da dediğiniz gibi yazılım katmanları. Yani burada zaten genelde bütün firmalarda olan ya da olmasını umut ettiğimiz ERP sistemi var biliyorsunuz. Üretimi yöneten, bütün süreci yöneten. Bunun altında az önce dediğimiz işte otomatik olmasa bile depoyu yönetmek için ihtiyacınız olan VMS diye bir yazılım var. Bunlar birbiriyle enteklidir çünkü yani ERP atıyorum bir satış deposundan bahsediyorsak o satışa sipariş girildiği anda VMS'i tetikler. VMS'de o paletlerin stoklanması emrini verir. Eğer manuelse bu operatöre düşer bir şekilde. Eğer otomatikse o noktada operatör yerine işte bizim MFCS dediğimiz bir başka yazılım katmanı geliyor. Bizim otomatik depodaki bütün o makinaları yöneten bir yazılım. O da yine bir kısaltma yani Material Flow Control System yani malzeme akış kontrol sistemi yazılımı. Bu yazılıma emir verir. Yani ERP, VMS'e, VMS, MFCS'e. MFCS'de tabii bunun altında artık makine dili var. Yani bizim artık burada yazılım değil de daha çok işte PLC seviyesinde makine dili dediğimiz bir yazılım çıkıyor. O da tek tek makineleri kullanarak yani işte konveyörleri aktif ederek sırayla belki ya da kreini ortadan hareket ederek gitmesi gereken lokasyona kadar götürüyor. Oradaki paleti alıp sizin önünüze kadar getiriyor. Dolayısıyla içerideki bütün süreç aslında atıyorum şöyle düşünün. Hatta işte bizim fiilen yaptığımız bir depoyu örnek vereyim. Doğuş Çay'ın Aksaray'daki cips fabrikasının otomatik deposunu yaptık.
Orada mesela işlemler Pendik'te yapılıyor, İstanbul'da. Yani Pendik'ten işte satış yapılıyor atıyorum ve günde 40 tır çıkış var. Yani oradan operasyon yapılıyor. Oradaki satış ekibi satış emrini yapıyor. İşte tırın lokasyonunu belirliyor. Oraya gidecek baretleri, ürünleri belirliyor. Bütün işlem içeride Aksaray'dan hiçbir müdahale olmadan yazılım tarafından orada robotlara bildiriliyor. Robotlar bu görevi yapıp en son tır rampalarının önüne kadar getiriyor. Oradaki operatör de sadece önüne çıkan paleti önündeki ekrandan görüyor. Bu paleti al, buradaki tıra götür. Yani hiçbir şeyin farkında değildi aslında. Yani o palet niçin geldi, nereye gidecek? O operasyon Pendik'te yönetiliyor mesela. Düşün, arada kaç kilometre var? Aa, orada Aynen emirler yani. gidiyor, iş bitiyor. Evet, Aynen öyle. Yaren varsa bir sorular, bir tane iki tane alalım en azından. Ondan sonra devam edelim biz. İlk soru, depolama sektöründe radyo frekansı sistemi ile tanımlama ne zaman yaygınlaşabilir denmiş de benim sesim yankı mı yapıyor? Biraz evet. Evet, o yüzden bir okuyamadım. Yani radyo frekansı RFID mi kastediliyor? Zannediyorum öyle. Çünkü öbürü Evet, zaten evet. güncel. Aslında yani bu ne zaman yaygınlaşabilir? Aslında yaygın kullanılıyor. Yani bu depoda paletleri kontrol etmek için, paletlerin yerlerini ya da giriş çıkışını gözlemlemek için kullanılan yöntemlerden biri yani RFID. Standart barkod var, bunun başka bir yöntem. Ya da kare barkod var biliyorsunuz. RFID de bunlardan biri. Tabii RFID'nin kendine göre avantajları var, dezavantajları var. İşte biraz maliyet olarak dezavantajlı gözükebiliyor. Yani işte tek tek dok gönderilmesi gibi, dokların paletler üzerine yerleştirilmesi gibi. Ama onun dışında kullanılıyor yani. Şeyde Bazen tercih edilebiliyor. ağırlıkta benim bildiğim RFID'de tekstilde genelde kullanılıyor. Tekstilde Çünkü kullanıyorlar evet pahalı çoğu. Pahalı olan olan ürünlerin ürünlerin sayım veya sayım depolama veya depolama kısmında kısmında özellikle RFID özellikle kullanılıyor RFID yoğunlukta. kullanılıyor. Evet. Çünkü ben yanlış Ya orada hatırlamıyorsam saatte 10 bin saatte çeşit, 10 30 bin bin çeşit çeşit 30 ürünü bin çeşit sayabiliyor ürünü mesela. sayabiliyor Yani mesela. Tabii yani evet. o Yani özelliği var. tekstilde yani Atıyorsun, aslında tak tak sayıyor. tekstil değil de daha çok konfeksiyon yani son noktada Evet, tekstil son konfeksiyon. noktasında Evet, evet. konfeksiyon. Aynen. Evet, konfeksiyon. Evet. Aynen. Yani evet orada kullanılıyor. Bazı su firmaları kullanıyor bildiğim kadarıyla. Yani şöyle mesela palet müşteriye gitmiyorsa palet başı bir dok oluşturarak o paleti içerideki hareketini kontrol etmek için yani palet içeride dönüyorsa sadece o köle palet dediğimiz mantıkta çalışılıyorsa RFID tercih edilebiliyor. Ama mesela siz paletle ürünü yolluyorsanız palet gidiyor ve geri gelmiyorsa RFID'yi yönetmek çok da kolay değil o Bir tek tarafta. ki çok Çok kullanılmamasının sebebi kullanılmamasının de sebebi de RFID o etiketin RFID o pahalı etiketin olmasından pahalı dolayı olması. Aynen galiba. aynen evet. Ürün O dok dediğim oradan etiket kaynaklı. başı maliyeti yüksek Maliyet olduğu için aynen yüksek olduğu sıkıntılı. için O yüzden aynen. insanlar buna O yüzden yanaşmak insanlar istemiyor. buna yanaşmak istiyor. Yani işte içeride Firmalar da döndürüyorsanız firmalar da yani dışarı göndermiyorsanız paletinizi içeride döndürüyorsanız RFID etiketli o mesela işte kutunuz olur, sepetiniz olur ya da paletiniz olur. O zaman tercih edilebilir. Yani bir kere yapılır o yatırım. Ekstra olmaz. Ama siz çoğu müşteride şunu görüyoruz. Adam paletiyle alıyor, müşterisine yolluyor. Palet bir daha geri gelmiyor. Şimdi onun RFID'sini kim her tabii seferinde mantı yapıştıracak, olmaz. geri Mantı olmaz. Para toplayacak? gider. Evet. Para gider. Aynen. Bir soru daha alalım Bir soru Yaren. daha Ondan alalım sonra bir Yaren. soru Ondan daha sonra bir sonra soru daha ben sonra akına bir ben sorum olacak. akına bir sorum olacak. Konuyla ilgili bir Konuyla soru ilgili bir daha soru var. daha var. E-ticaret E-ticaret depolarında depolarında RFID kullanımı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani tabii e-ticaret konusu aslında apayrı bir şey. Yani o orada o fulfillment mesela depolar var. Artık yani o mesela bence gelecekte kesinlikle depoların o lojistik sektörünün en önemli konularından biri olacak. Ya da o lojistiğin otomatik kısmının en önemli konularından biri olacak. E-ticaret ve buna bağlı depo tipleri. Yani aslında ürünler artık şöyle oluyor. Yani eskiden İşte o palet bazında olan ürünler işte daha kutu bazında yönetilmeye başlanıyor. Daha da ilerisi artık kutunun içindeki ürün direkt ürün yönetilme moduna giriyor. Aslında e-ticarette de bu altyapı oluşturuluyor. Yani bunu yapanlar da var. İşte orada RFID evet. Yani mesela az önce konuştuğumuz gibi yani mesela ürünlerin etiketi üzerinde RFID oluşturmak gibi bir yöntem var. Yani özellikle o konfeksiyon depolarında. Ve onların içeride ürün bazında yönetilmesini ancak böyle sağlarsınız. Yani orada çünkü bir barkod yani atıyorum mesela bir tişörtten bahsedelim.
Tişörtün etiketi üzerinde, yani ensesindeki etiketi üzerinde bir RFID doku kullanabilirsiniz mesela. Dolayısıyla o zaman her tişörtü içerideki hareketini kontrol edebilirsiniz. Eğer bunu ayrı ayrı yönetmek istiyorsanız, mesela e-ticarette bu var biraz. Doğru. Yani onu barkotla, kare barkotla yönetme şansınız yok o zaman. Kesinlikle. O zaman da RFID kaçınılmaz oluyor tabii. Doğru. Yaren, bir de eski bir soru vardı. VMS ile ilgili bir soru sorulmuştu galiba. Evet. Ben öyle hayal hatırlıyorum. Öyle hayal hatırlıyorum. Genellikle kullanılan VMS yazılımları hangileridir ve öğrencilere ne gibi programlar önerirsiniz diye bir soru gelmiş. Yani genellikle kullanılan VMS yazılımı diye bir şey ben hani çok şey yapmıyorum. Yani çok var. Çok fazla var. Ama mesela Türkiye'de zaten öyle bir analiz de yok. Öyle bir analiz de yok. Benim bildiğim sektörde yok. Öyle bir analiz yok. Sektörde yok. Öyle bir analiz. Yani şimdi belki işte en bilineni ne diyebiliriz? SAP denilebilir. Yani SAP herhalde en bilinen örneğimizdir. Ama mesela bence Türkiye'de Logo'nun çalışmaları çok başarılı. Hem yerli hem de çok geliştirmeleri de açık. Şeyde de var. IFS de var mesela, SAP gibi bir tane Oracle. Evet. Ayrıyetten yerli çözümlerde çözüm Oracle çözüm yazılım Aksata var. Ne bileyim buna benzer eğrili ufaklı bir sürü firmalar var. Yani depo yazılımı ile ilgili yapanlar var. Ancak bu değişken hepsi. Yani siz şeyden ne bekliyorsunuz? Yani aslında VMS'ten ne bekliyorsunuz? Çünkü VMS'in çok kapsamının inanılmaz geniş. Yani size temelde ne vermesi lazım? Onu belirlerseniz kendi içinizde. Aslında yine en başa dönüyoruz. Yani siz kendi analizini yaptınız ve VMS'den beklentinizi ortaya koydunuz. Siz bunu VMS üreticilerine, VMS hizmeti sunan firmalara gittiğinizde 3 aşağı 5 yukarı hepsinden alırsınız. Burada kritik nokta ne oluyor? Yani arayüz nasıl? Kullanıcı kolaylığı nasıl? Kullanıcı dostu mu? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de Yoksa tabii çok var ki yani mesela. Evet. Doğru. Bir de mesela depo yazılımların öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili bir soru sormuş da. Ya bazıları yaşanarak öğreniyor. Çünkü çok çeşitli olduğu için. Onlarca. Bence ilk başta öğrenci arkadaşlarım. Bir de yani şey diyorlar, çok yankı yapıyor diyorlar. Kapatıp açsak mı diyorlar? Yaparsak ne yapalım, önerin ne? Şöyle Tuncay Bey, onunla alakası yok çünkü deneme yayınında da aynı sorunu yaşadık. Evet, yani kapatıp açınca çok bir şey değil. O zaman demek ki yavaş konuşalım. Yankılanma sayesinde de iyi anlatabilirim ben insan tek tek. Şimdi tabii ki bence şeydeki öğrenci arkadaşlarımıza en ağırlıkta öğrenmesi gereken ofis programlarını bir defa iyi bilmeleri lazım. Özellikle Excel ben ve şeyi PowerPoint sorabilir miyim gibi ki, program öğrenme lazım. Lafını kestim ama mesela neyin öğrencisi arkadaşlar soruyor bunu? Yani lojistik evet, öğrencileri. Lojistik öğrencisi, evet. Buyur en, abi, en azından mantığı yakalarlarsa, çünkü örneğin diyelim çözüm yazılımın Özcan'ın yaptığı program farklı şeyler anlatıyor ama sonuç genelde mantık hepsinin aynı. SAP'de bir sürü modeller var. VMS'i var, STC'i var, MM'i var. IFS'in farklı, Select'in farklı, Soft'un farklı. Yani çok esasen yazılım var. Bir ona yakın yazılım var. Ama burada önemli olan müşterinin ne bekliyor? Önemli olan o bence. Yani yoksa bir SAP çok pahalı bir sistem. Veya ne bileyim sırf YVM'si mi alsın veya farklı nakliye sistemini de mi alsın vesaire gibi. Onları iyi incelemeleri gerekiyor. Bence burada İbrahim Bey'in de dediği doğru. Birçok şey yazılımların eksik yönleri var. Ama burada önemli olan yazılımı geliştiren kadroların olması, ekibinin olması çok önemli burada. Yani uzun vadeli çalışan firmalarla, kadrosu iyi olan, destek olan firmalarla çalışmakta fayda var. Yani bir de işte bu sonuçta yazılım konusu, ben de bir yandan tabii şu anda bir yazılım öğrencisi olarak, aktif olarak şunu söyleyebilirim. Yazılım konusu gelişmeye çok açık bir şey. Yani böyle somut bir şeyden bahsetmiyoruz hani direkt.
Yani bu yaptım oldu bitti durumu değil. Dolayısıyla aslında siz temelde kendi ihtiyaçlarınızı analiz edip ortaya koyabilirseniz karşı taraftaki firma yani bence markadan bağımsız olarak size bir çözüm sunacaktır yazılımda. Kesinlikle. O Yani mantığı kavramak mantığı önemli olan kavramak. bence. Evet. Aynen öyle. Ya, Çünkü eğitim mesela ben noktasında da ben de ilk çalıştığım firmada S400 biliyordum, öğrendim. Daha sonra başka bir firmaya geçtim. Kendi yazılımımızı yaptık Oracle üzerinde. Ardından tekrar geliştirdi SAP'ye döndük. Sonra yani buna benzer bir sürü program öğrendim yani. Ama mantık aşağı yukarı hepsinin aynı. Aynen öyle. Sorularla devam edelim. Ben bir soru sorayım Olur. Soru Akın'a, sorayım ondan Akın. sonra devam Ondan sonra edelim. devam Edelim. edelim. Akın, şöyle Otomasyon, otomatik otomatik depolarda yani tabii ki tabii ki driving'de veya back-to-back'te vesaire gibi baktığında maliyetler kaç para? Palet başı kaç paraya gelir? Back-to-back'in mesela tam otomatik demeyelim de back-to-back'in fiyatı nedir? Ortalama tabii ki. Mekiğin kaç Ya tabii ki. paradır? Veya tam otomatikte Veya kaç tam paradır? otomatikte kaç paradır? Yani bu şu anda çok benim fiyatlarım böyle biraz manipülatif olabilir. Fiyatlarda şöyle bir şey oldu son Ortalama dönemde. söylersin. Ortalama söylersin. Aynen. Yani sektörün içinde olanlar yahut da bu yakın zamanda fiyat alanlar biliyorlardır. İnanılmaz fiyatlar uçtu. Yani ham madde Acayip, maliyetlerinin acayip. artması sebebiyle inanılmaz uçtu. Dolayısıyla mesela ben şimdi yani bir 3 ay önce söylediğim ortalamaları şimdi söylesem doğru mu diye böyle bir düşünüyorum açıkçası. Ama mesela yani çünkü öyle gerçekten inanılmaz uçtu fyatlar. Biraz düşme eğilimi de oldu galiba yakın zamanda ama çok da yakın takip etmiyorum. Yani şu var. Yani bir back to back depoda yapıyorsak işte bir palet başı yani 25 dolar falan gibi düşünülebilir. Yani işte Mekiye'ye doğru ilerliyorsak hani çok ben driving'i çok takdir yani çok öneren biri olmadığım için hani onu geçiyorum. Driving de yani yine 35-40 dolarlardadır takribi. Mekiye'ye doğru geçersek işte 55-60-65 o aralardadır tabii Meki hariç. Yani bunda otomatik full otomatiği mesela onu da söyleyelim. İşte olursa o zaman artık işte 250-300 dolar gibi palet başı maliyet kabaca söyleyebiliriz. Ben şöyle Ben söyleyeyim. şöyle Bugün bir teklif söyleyeyim. aldım Bugün bir teklif Akın bir aldım firmadan. Akın. Evet. Bizden almadın abi. Metin, hayır senden almadım. Hayır senden Senden almadım. almadım. Bu Senden toplantı almadım. için Toplantı için. bilgi aldım. Bilgi Yani bu aldım. toplantı için. Evet. Yine tabii ortalama Yine ama tabii ortalama ama. driving Driving 95 dolar. 95 dolar. Oo. Back to back 55-65 dolar. 55 dolar. İşte. Dolar fiyat aldım. Dediğim gibi. Düşün yani. Yani Ama dediğim gibi tabii ki benimki dolar bilgiler biraz fırlıyor. 3 aylık falan. Dolar fırlıyor. Aynen. Dolarlar da Tabii fırlayınca tabii ki onunla dolarda birlikte TL artıyor. konuş. Zaten TL konuşsak yani bugün söylediğimizi yarın söyleyemeyiz. Haklısın. Öyle oluyor. Yani. Evet. Evet yarın. Evet Ama soru evet. varsa alalım. Soru varsa alalım. Bir soru da şöyle Bir soru da gelmiş. şöyle Double gelmiş. Deep Graph Double sisteminde kullanım zorlukları Deep yaşanabiliyor. Graph Aynı sisteminde alanda back aynı to back alanda rafa back geçmek to back rafa istendiğinde geçmek nelere dikkat istendiğinde nelere edilmeli? dikkat edilmeli? Alandan çok Alandan kaybetmemek çok için. kaybetmemek için. Yani Double Dip'in temel mantığı aslında koridor daha az koridorla daha çok palet yönetmek. Eğer sizin içerideki hızlarınız buna uygunsa, SQ'nuz buna uygunsa, yani arka arkaya iki tane paleti koyduğunuzda o iki palette birbirinin aynı SQ'su olabiliyorsa, yani arkadakini öndeki var, öndeki palet doluyken arkadakini almaya ihtiyacınız olmuyorsa, böyle bir deponuz varsa Double Dip iyi bir çözüm. Ama siz sürekli öndekini çekeyim, arkadakini alayım, arkadaki bana lazım olan gibi bir şey oluşturuyorsanız o zaman tabii Double Dip'ten vazgeçmeniz gerekiyor. Back to back depoya geçmeniz gerekiyor ama bunu geçtiğiniz anda da yani aynı makineyi kullanacaksanız, aynı forklifti kullanacaksanız bir kere kesinlikle palet kapasiteniz düşer. Palet kapasiten de düşmesin diyorsanız mesela şu anda hangi makineyi kullanıyorlar onu da bilmiyorum ama standart bir forklift kullandıklarını kabul edelim. Mesela back to back bir depoya geçilir ama dar koridor kullanılır mesela. Dar koridor cihazı alınır. Ama bu sefer de tabii ciddi bir maliyet çıkar. Yani o forklifti bırakıp yerine
işte Dark Order makinesi alındığı zaman, VNA alındığı zaman bu sefer onun maliyeti olur. Yani nasıl diyeyim, yani hem şoför mahalli olsun hem cam kenarı olsun olmuyor. Mecburen bir şeylerden feragat etmek tarih gerekiyor. Aynen, yani biraz maliyetse katlanmak zorunda kalacaklar. Veyahut da biraz palet kaybı olacak. Evet Yaren, başka var mı? Bir sorumuz daha var. Depolarda yapay zeka kullanma oranı nedir? Firmalar otomasyona ne kadar önem veriyor? Yani şöyle söyleyeyim, bugün adını açıklamayacağım ama mesela çok büyük bir firmaya bugün otomatik depo yatırımını onayladı mesela. Bugün günden artıyor. Yani ben otomatik depo projelerinin üzerine çalışıyorum, dediğim gibi 5 yıldır temelde işim bu. Ve yani senede belki 100-150 proje çalışıyorum. Yani çok ciddi bir rakam. Ama bunun gerçekleşmesi tabii çok düşük. Yani senede bir falan. Ama tabii ki bu yine de tabii şu... buyurun. Otomatik depoda yapay zeka kullanıyorlar her zaman. Yani şöyle, yani ben sorunun ikinci etabına cevap verdim aslında. Orada şey de vardı sanırım. Tamam. Yani yoksa yapay zeka konusu apayrı bir şey. Yani şimdi otomatik depolarda da tabii bir nebzede olsa bu yapay zeka var. Yani şöyle ki mesela sizin deponuz aktif olmadığı dönemde sizin bir sonraki günün paletlerini ön tarafa çekebilir. Yani buna bir yapay zeka diyebiliriz. Yani çünkü sizin siparişlerinizi ya da mesela standart akışınızı artık öğrenmiştir depo. Yani atıyorum her ayın 15'inde şu paletler daha fazla gidiyor, şu ürünler daha fazla gidiyor diye. 14'ü akşamı mesela o paletleri deponun önlerine çekmeye başlar. Yani mesela bu bir yapay zeka kapsamında değerlendiriliyor ama çok sınırlı bir şey tabii. Yani bunun üstünde, yani bir yapay zekadan bahsediyorsak, ya işte sen o paleti soktun sokma bunu şey, yani tamamen böyle yönetimi devralacak yapay zekadan bahsediyorsak, o daha var yani o sistemi. Dolayısıyla bir noktada illaki bir veri girişi ihtiyacımız var halen. Ama otomatik depo ile ilgili, yani sorunun ikinci kısmında öyle bir şey vardı yanlış anladığım kadarıyla. İlgi inanılmaz fazla. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. Çünkü dünya ortalamasına göre baktığımız zaman bizim işte gayri safi milli hasılaya böyle orantıladığımız zaman, Türkiye'deki otomatik depo sayısını sonra firmaların büyüklüğüne göre orantıladığımız zaman çok ciddi bir açık olduğu net. Yani öyle zannediyorum ki son önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok ciddi patlama olacak. Eğer işler yolunda giderse tabii, yani ülke açısından. Yoksa firmaların çoğu bu seviyeye geldi. Çok önce geldi ama işte ülke içindeki bazı belki riskli ortamlar bu yatırımları hep ertelemek zorunda bıraktı firmaları. Ama bu noktada biraz denge sağlandığı anda ben inanıyorum ki otomotiv depolarda çok ciddi patlama olacak. Başka var mı yani? Son bir sorumuz var. Az önce konuştuğumuz konuya yönelik. Bazı firmalar bu yazılımları, hangi yazılımı kullandığını söylemiyor ve bunları öğrenmemize izin vermiyor. En basit kendi firmama sorduğum zaman net cevaplar alamıyorum. Neler yapabiliriz peki diye sormuş. Hangi yazılımdan bahsediyoruz? Yazılımı söylememiş. VMS'ten mi? Sanırım VMS yazılımlarından bahsediyor. Evet. Yani orada VMS sağlayıcısı mı bilgi vermiyor? Öyle mi anlıyorum? Şöyle, kendi firması da dahi firmama da sorduğumda net cevap alamıyorum diyor. Yani kendi firmasına soruyormuş VMS ile ilgili bilgi almak istiyorum. Yani bilgi alamıyorum diyor. Neler yapabiliriz yani peki? Yani orada kendi firması da bilmiyor olabilir. Yani bence direkt VMS üreticisiyle irtibata geçmek lazım. Ya şöyle olabiliyor. Şöyle olabiliyor. İnsanlar mesela geniş bir yelpaze varsa oryantasyon sürecinde personel alırken bu bilgi verilebilir. Veya İK tarafından depo operasyonuna giriyorsa depo teknolojisi hakkında bir bilgi verilebilir. Ama genel bir bilgi, genel detaylı bilgi hiçbir verilmiyor. İlgili konusunda veriliyor. Benim bildiğim. Çünkü benim, o kadar genel bir detay verilmez. Çünkü bilmesi gereken genel bilgi verir ama detay bilgi vermez. Tabii şimdi bazı şeyleri de tabii yani orada işte o
Yani anahtar kullanıcıların sahip olduğu yetkiler var. Direkt operatörün sahip olduğu yetkiler var. Bütün erişim bütün kullanıcıya verilmiyor. Bu da normal bir süreç. Yani bütün yazılımlarda kullanılan bir süreç. Yoksa iş kaosa döner yani belli bir süre sonra. Ama istekli kişiye de ve gönüllü olan bu konuda istekli kişiye de şirket sahiplenmeli ve bence de Tabii. yönetmeli onu. Yönetmeli onu. Tabii aynen. Yani orada biraz firma politikası. Bir sonraki sorumuza geçelim o zaman. Depo ile pardon, drone ile sayım yapan firmalar Türkiye'de var mı? Türkiye'de bunun için depo gereklilikleri nelerdir? Yani Türkiye'de gereklilik diye bir şey yok. Evet, drone ile sayım yapan, yurt dışında denemeler yapan firmalar olduğunu biliyorum ben. Bunu kullanarak buna uygun şeyler yapan ama Türkiye'de aktif kullanan var mı bilmiyorum açıkçası. Çünkü o zaten dünyada da henüz hani böyle oturmuş standart bir teknoloji haline gelmiş durumda değil bildiğim kadarıyla. Şöyle Türkiye'de var Türkiye'de Akın. var. Türkiye'de var. Hı. Tabii ki ne kadar sürede, ne kadar sıklıkta kullanıyorlar çok önemli bu. Ben Peki geçen drone'u şöyle mi kullanıyorlar? Yani standart bir drone'u paletlerin önüne geçerek bir sayım mı yapıyorlar? Yani yoksa bu işe özel planlanmış bir drone ve kendi kendine bütün turu yaparak kendi mi sayım yapıyor? Şöyle ben sana Şöyle ben sana söyleyeyim. söyleyeyim. Bundan 2 yıl önce İki yıl hem önce hem Türkiye'nin önde gelen Türkiye'nin önde 3-4 gelen 3-4 firmasına firmasına tabii ki bu Türkiye'de de üreten, Türkiye'de de üreten, Türkiye'de de yapan, Türkiye'de de bu yapan drone'u şey yapan firmalar da var ama firmalar da var ama ben Rus ben bir Rus firması firması ile ile Türkiye'de bir tanıtım Türkiye'de bir yaptık. tanıtım yaptık. Hı. Ve tanıtım Ve tanıtım neticesinde nasıl sayım neticesinde nasıl sayım yapıldığını pratikte yapıldığını pratikte gösterdiler. gösterdiler. Hı. Yani Yani saatte 10 bin saatte palet 10 bin sayıyor. palet sayıyor. Ama tabii ki bunu Ama tabii ki bunu sayabilmesi için depo sayabilmesi için gereklilikleri depo nelerdir gereklilikleri dediğin şu nelerdir dediğin şu arkadaşımızın bence bence birincisi drone neyi birincisi sayıyor? drone neyi Etiketleri sayıyor? sayıyor. Etiketleri sayıyor. Yani barkod etiketlerini Yani sayıyor. barkod etiketlerini sayıyor. Eğer Eğer drone'un görebileceği drone'un görebileceği noktalarda barkod noktalarda etiketi barkod varsa etiketi varsa drone'u salıyorsunuz ama salıyorsunuz ama tanımlıyorsunuz nerelerde ne tanımlıyorsunuz olduğunu, bir sürü nerelerde ne bilgiler olduğunu, bir sürü veriyorsunuz ona. bilgiler Çünkü veriyorsunuz ona. bilgi verilmeden Çünkü bilgi gitmez. verilmeden gitmez. Gider Gider saymadan da geri saymadan gelmiyor. da geri gelmiyor. Ama forklift Ama operatörü görürse geri operatörü çekiliyor. görürse Onun geri gitmesini çekiliyor. bekliyor Onun veya gitmesini başka yerlere bekliyor gidiyor veya sayıyor. başka Tekrar yerlere geri gidiyor sayıyor. geliyor. Tekrar geri geliyor. Sonuç sayıyor. Sonuç Saydıkları sayıyor. her Saydıkları bilgiyi her bilgiyi de de otomatik olarak VMS otomatik depoya olarak gönderiyor VMS depoya bilgilere. gönderiyor bilgilere. Hı. Yani Türkiye'de de buna Yani Türkiye'de buna benzer benzer sayan yapan şu sayan anda yapan var şu anda firmalar var. var firmalar var. Yani evet. Ben bilmiyordum açıkçası. Öğrenmiş oldum. Peki. Sanırım şu anda başka Sanırım soru şu anda yok. başka soru yok. Peki, Ozan, Peki, Ozan, son dakikada gelen bir son soru dakikada muydu gelen neydi bir bilmiyorum soru ama muydu? boş ver. Bilmiyorum ama boş ver. Sen söyle veya Cevap atlamayalım, verebilirim. ayıp olmasın. Atlamayalım, ayıp olmasın. Aynen, sıkıntı yok. Yurt dışı Yurt sermayeli dışı firmalar sermayeli yurt dışındaki firmalar yurt depolarında dışındaki yaptığı depolarında teknolojik yaptığı yatırımı teknolojik Türkiye'de yatırımı yer alan Türkiye'de depoları yer içinde alan yapıyorlar depoları mı? içinde yapıyorlar mı? Yani bu bir, tamamen firma politikası. Yani çok hani şöyle söyleyeyim. Şu hesabı yapıyor olacaktır firma doğal olarak. Yani ben buradaki işçilik maliyeti otomatik depo yapma için uygun mu değil mi? Yani şimdi tabii ki İngiltere'de siz depoda bir eleman çalıştıracağınız zaman ona ödediğiniz parayla Türkiye'de eleman çalıştırdığınız zaman ödeyeceğiniz para aynı şey değil. Dolayısıyla otomatik depo yaptığınız zaman siz hangi maliyetleri sıfırlayacaksınız o değişecektir. Tabii ki o yani İngiltere'de yurt dışında otomatik depo yapmak çok daha mantıklı bir şey haline geliyor. Türkiye'de işçilik ucuz olduğu için. Hele ki yani sermayesi yurt dışında olan bir firma açısından bakıldığında tabii biraz daha erteleyecektir Türkiye'de bu işi yapmak için. Evet, son bir soru daha var. Onu da sorayım mı? Buyurun. Sorayım mı? Sor. Lojistikçilerin yazılım alanında kendilerini Soru başına para almıyoruz yani sıkıntı yok. Söylesin biz de bilgi verelim. En azından bilgimizi Bilgimizi paylaşacağız. paylaşacağız. Evet. Kendilerini hangi yazılımlarda Kendilerini hangi geliştirmeleri yazılımlarda gerekir? geliştirmeleri gerekir? Arkadaşımız SAP, Arkadaşımız ERP, Java gibi SAP, ERP, yazılımları Java gibi yazılımları düşünüyormuş. düşünüyormuş. Bunların ne Hı. derece etkisi Bunların ne olur diye derece etkisi olur sormuş. diye sormuş. Yani şöyle ben eğer şunu önereceğim. Yani mesela eğer öğrenebilirse çok kolay değil. 3D Demo diye bir yazılım var mesela. Bu yazılım öğrenirse ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani o özellikle depo süreçleri açısından tabii değerlendiriyorum bunu.
içerideki operasyonu, yani o dijital ikiz dediğimiz mantıkta tamamen sana o ortama geçirip işte çakışmaları falan gözlemleyebileceğiniz, içerideki hareketleri organize edebileceğiniz bir program. Yani bu müthiş bir tecrübe olur. Eğer bunu ulaşıp öğrenebilirlerse bence en faydalısı bu olur. Ama onun dışında tabii temelde, yani az önce Tuncay abin dediği gibi, yani ofis programları çok önemli. Yani Excel mesela. Excel'de, çünkü Excel derya deniz bir program. Makrostalarından. Aynen, yani bu konuda ilerleyebiliyorlarsa, makroda biraz kendilerini geliştirebiliyorlarsa, yani aslında baktığınız zaman temelde bütün o veri toplama yazılımları Excel mantığıyla çalışır. Dolayısıyla siz Excel'de kendinizi geliştiriyorsanız ileride kullanacağınız yazılımlarda inanılmaz faydası olur. Ya ben şuna inanıyorum. Lojistik sektöründe Lojistik olan sektöründe olan herkesin kesin ofis herkesin programı ofis ya da programı ya da Excel'i, PowerPoint'i PowerPoint'i bilmek zorundalar. zorundalar. Aynen. Yani çünkü başka Başka şekilde ne şekilde kendilerine pazarlayabilirler, ne analiz pazarlayabilirler, ne analiz yapabilirler, yapabilirler, şirketlerine katkıları aslında orada olabilir. şunu Çok önemli. şunu Çok önemli. genişletebilir mi abi, yani senin söylediğini? Yani bu aslında üniversitede, yani bir şekilde üniversiteden mezun olan herkes için geçer. Yani Aynen. lojistikte olsun olmasın. Yani Excel çok önemli, çok temel bir program. Ve PowerPoint de, yani sizin aslında kendi kendinizi pazarlayabilmeniz için, Tabii. belki biraz amiyane bir tabirle Yok ama öyle. çok önemli. Yani çünkü mesela Çünkü depoda, mesela hepimiz depoda, depoda hepimiz çalışıyoruz. depoda çalışıyoruz. Evet. Lojistik mezunları Lojistik arkadaşlar mezunları da depolarda arkadaşlar da çalışıyor. depolarda çalışıyor. Şimdi örneğin Şimdi farklı dediğin örneğin gibi farklı dediğim yerde de gibi farklı yerde de çalışabilirler. çalışabilirler. Ama yaptıkları Ama işleri yaptıkları işleri anlatmaları lazım. anlatmaları lazım. Verilerle konuşmaları Verilerle lazım. konuşmaları lazım. Analizler göstermeleri lazım ki yöneticilerine anlatsınlar. Ve yöneticilerine anlatsınlar. kendilerine de Kendilerine de rahatlıkla anlatmalarını ifade edebilir. anlatmalarını ifade PowerPoint'te edebilir. mesela bunu PowerPoint'te mesela. mesela. O yüzden O yüzden kesinlikle ofis programlarını ofis bilmek programlarını zorundalar bilmek arkadaşlar. zorundalar arkadaşlar. Aynen öyle. Ya aslında hep şuna geliyor, en başa dönersek. Yani veri toplamak çok önemli. Aynen. Veri toplamak için de, yani bu verileri siz kağıt kalemle de toplayabilirsiniz ama bunları doğru düzgün organize etmek için de bu ofis programlarına ihtiyacınız var. Aynı topladığınız, organize ettiğiniz verileri sunmak için de ofis programlarınıza ihtiyacınız var. Dolayısıyla ofis programları çok temel. Şöyle basit son bir Şöyle şey basit söyleyeyim son bir şey söyleyeyim Yaren. Ben Yaren. bundan 20 Ben yıl bundan 20 yıl önce böyle çok önce böyle VMS çok programı VMS yoktu. programı Yurt yoktu. dışından gelen Yurt dışından programlar gelen vardı. programlar vardı. Biz depodaki Biz stoğu depodaki Excel'de stoğu yapıyorduk, Excel'den tutuyorduk yapıyorduk. ve bunu Ve makro bunu ile de makro birleştiriyorduk. ile de birleştiriyorduk. Ufak bir güler yüz Ufak vardı. bir güler yüz Bastırınca vardı. kendisi Bastırınca topluyordu, kendisi analizi yapıyordu, topluyordu, analizi getiriyordu. yapıyordu, getiriyordu. Yani bizim yirmi Bizim hareketimiz o 20 güler yüz hareketimiz o yapıyordu. güler yüz yapıyordu. Ama bu da bir Ama yazılım bu da bir esasen. yazılım esasen. Yani Tabii ki. makro diyoruz buna. Makro diyoruz O yüzden buna. önemli. O Bu yüzden Excel'i bilmek çok önemli. Bu önemli. Excel'i bilmek çok önemli. Evet, teşekkür Peki. ederiz Akın Bey, Teşekkür Tuncay Bey, ederiz. ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle Teşekkür ederim. güzel Rica ederim. ortamı Ben de sağladığınız için sağ teşekkür olun. ederim. Ortamı sağladığınız için sağ olun. Aynen. Tekrardan umarım görüşmek Tekrardan üzere. umarım görüşmek Katıldığınız üzere. için de çok teşekkür ederiz. İyi İnşallah. akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi Teşekkürler. Sağ olun. akşamlar. Teşekkürler. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.